Antalya'nın kalbi neresidir diye sorulursa ilk verilecek yanıt kale içi olmalıdır. Doğa, sahiller ya da Helenistik döneme uzanan tarihi kalıntılar adına ne ararsanız buradadır. Antalya'da görülecek hemen her yer çok uzaktır. 1 iki saat yol tepersin. Bazı yerlerde yerliden çok turist vardır. Kışın da ıssızlaşır. İnsanın içine garip bir hüzün kaplar. Kale içi şehrin tam kalbinde yat limanını sarmalamış tarihi evleri ile fotoğraf makinelerinizi, kameralarınızı elinizden düşüremeyeceğiniz çok sevimli bir mahalle. Yani doğa ile birlikte tam bir şehir kaçamağı. Burada yaz kış ayrımı yok. Yılın 365 günü gece hayatının, sosyal buluşmaların önemli merkezlerinden biri. Haliyle en az turist kadar da yerel Antalyalı var. Kale içi mimari dokusu ile Antalya'da öne çıkan tek yerleşim denilebilir. O kadar hoş ki Türkiye'nin en tatlı ve en iyi korunmuş tarihi yaşayan yerleşimidir. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden bugüne şehrin kalbi olmuş. Katman katman bir tarih var. Eski Antalya evleri, tatlı restoranlar, hediyelik eşya dükkanları, hafta içi bile dolan barlar var. Ufak bir yer olduğundan 2-3 saatte her yerini gezip görebilirsiniz. Tekne turu yapıp falezlerin üzerindeki şehri denizden seyredin. Kale içi yat limanından kalkan teknelere binip şehri denizden seyretmek de güzel bir fikir. İster günü birlik hem de saatlik turlara katılabilirsiniz. İster bütçeniz dahilinde kendinize özel tekne kiralama opsiyonlarını gözden geçirirsiniz. Toplu turlar genellikle saat 10 gibi limandan çıkış yaparak Konyaaltı plajı, falezler Çaltıçak gibi yerlere uğruyor. Birkaç belli noktada yüzme ve yemek molası veriyor. Akşamüstü saat 16 gibi de yavaştan dönüşe geçiyor. Gelmişken Antalya'nın diğer güzel beldelerine geçmek isteyenler için aynı şekilde Kemere, Sideye ve Alanya'ya da turlar var. Kale içi her yerinden ve seyir teraslarından Antalya körfezinin muhteşem manzaralarının seyri doyumsuzdur. Kale içinde tarihin derinliklerine doğru yolculuğa çıkarken, zaman zaman serpiştirilmiş olarak sizlere uzaktan Beydağları ve Konyaaltı altı sahillerini de göstereceğiz. Marina'yı veya Yat Limanı'nı mutlaka gezin. Bizans döneminde Doğu Akdeniz'in en önemli liman şehirlerinden biri olan Antalya'nın kale içi bölgesinde kalan marinası her ne kadar şimdi modernleşmiş olsa da çok eskiden beri liman özelliğine sahip olmasıyla bu bölgedeki en tarihi yerlerden. Zaten liman mendireğinin bir kısmı ve limanı çevreleyen surlar bölgede görülmesi gereken tarihi kalıntılardan. Günümüzde yat limanı olarak kullanılan marina her mevsim Antalya'nın keyfini çıkarmak için mutlaka uğranması gereken yerlerden biri. Yat limanının çevresinde yürüyüşe çıkıp sonrasında üst kısmında ve sahil şeridinde sıralanmış kafe ve restoranlarda mola verebilirsiniz. Kale içi yat limanının canlılığı hiç bitmiyor. Eğlencesi bambaşka. Antalya, Kale içi, Yat Limanı ve Antalya Kaleiçi içi semti antik çağ kalıntıları içeren önemli bir turizm noktasıdır. Bu kalıntılar bölgeyi çevreleyen surlar ve iç limanda yer alan liman mendireğinin bir kısmıdır. Bölgeyi içten ve dıştan saran surlar Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait ortak eserdir. Bölgede surların içinde 3000 kadar ev bulunmaktadır. Binaların karakteristik yapıları Antalya'nın sadece mimari tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır. Günümüzde önemli bir eğlence merkezi olan bu bölgedeki binalar butik otel, restoran, bar kafeterya, pansiyon, alışveriş yerleri, hediyelik eşya dükkanları ve ev olarak kullanılmaktadır. Tarihi yat limanında falezlere, kıyı şeridine, aşağı düden şelalesine ve özel yüzme alanlarına tur düzenleyen tekneler yer almaktadır. Antalya'nın muhteşem güzelliklerini deniz yoluyla görmek, keşfetmek zevkli ve eğlenceli bir yolculuk ortaya çıkarmaktadır. Antalya'nın daracık sokakları, eski evleriyle ünlü denizin kıyısına kurulmuş renkli mahallesi Kaleiçi, kısa süreli Antalya gezilerinin vazgeçilmesi. Kaleiçi'nin güzelliği, sokaklarındaki hareketin her mevsim sürmesinden burada gezerken Antalya'nın tarihi güzellikleri ile sahil sıcaklığını bir arada sunmasından geliyor. O koy senin, bu kıyı benim biraz da antik kent göreyim şeklinde uzunca bir Antalya gezisi planlamayanlar ya da gez gez bitmeyen Antalya'da nereden başlayacağını bilemeyenler için en iyisi rotayı öncelikle Antalya'nın tatlı bir özeti olan kale içine kurmak olacak. Hadrian kapısından başlayacağınız kale içi gezisinde bu mahalle sınırlarında yer alan tarihi yapıları, müzeleri, parkları, marinayı, seyir noktalarını, kafeleri, hediyelik eşya dükkanlarını, hatta kale içinin tek plajını göreceksiniz. Bizce kale içini görmeden Antalya'yı hakkıyla tanımak pek de mümkün değil. O yüzden fotoğraf makinelerini hazırlayın Kale içi sokaklarında hızlı bir geziye başlıyoruz.